Muhteşem kokusuyla hem yemekleri hem de bahçeleri süsleyen nane, yüzyıllardır alternatif tıpta faydalarından dolayı kullanılan bir bitki türüdür. Hem taze hem kuru hem de yağ çıkartılarak kullanılır. Güçlü maddeler içeren nane üst solunum yolları virüslerine karşı vücudu koruyan mucize bir bitkidir. Ballıbaba ailesine ait olan nane, dünyada 30 kadar türe sahiptir. Temmuz ve Ağustos aylarında yeşermeye başlayan nane sıkla kış aylarına kadar taze halde bulunur. Genellikle kurutulup baharat olarak tercih edilir. Kış aylarında sıklıkla tüketilen besinler arasında ilk sırada yer alır. Nane ve limon üst solunum yolları hastalıklarının en doğal ilacıdır. Nane A vitamini bakımından oldukça zengindir. Bunun yanı sıra kalsiyum, magnezyum, potasyum, folat ve omega 3 yağlarını da bol miktarda barındırır. İçerdiği bu mineral ve vitaminler sayesinde nane birçok hastalığa şifa kaynağıdır. Uzmanlar bu şifa deposu naneyi her gün taze bir şekilde tüketmenin vücut sağlığımızı olumlu yönde etkilediğini vurguluyor. Bu videomuzda nanenin faydalarını ve zararlarını anlatacağız. Tüm bilgilerden faydalanmak ve önemli noktaları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Nanenin faydaları nelerdir? 1. Mevsimsel alerjilere iyi gelir. Mevsimsel alerjiler ve saman nezlesi dünya çapında milyonlarca insanı etkiler. Nane yapraklarından elde edilen ekstrakların, saman nezlesi ve mevsimsel alerjiler ile ilişkili bazı kimyasalların salınımını baskıladığı gösterilmiştir. Nane mevsimsel alerji belirtilerinin giderilmesinde iyi bir tedavi sunabilir. 2. Damar tıkanıklığını önler. Nanede bulunan rozmarinik asitin antioksidan aktivitesi, E vitamininkinden daha güçlüdür. Rozmarinik asit damar tıkanıklığı riskini azaltırken, serbest radikallerden kaynaklanan hücre hasarlarını önler. Klinik öncesi araştırmalar, nanenin radyasyonun neden olduğu DNA hasarına ve hücre ölümüne karşı koruduğunu gösterir. 3. Hazımsızlığı giderir. Yağlı ve karbonhidratlı yiyecekler sindirim sorunlarına sebebiyet verir. Nane içerdiği mentol sayesinde yaşanan hazımsızlık gibi sindirim sorununa iyi gelir. Salata, çay ya da soğuk çaylara atılan taze nane yaprağı hazımsızlık sorununu yaşama riskini azaltır. 4. Soğuk algınlığı ve ateşe iyi gelir. Nane, balgam ve mukusun parçalanmasına yardımcı olan doğal ve hoş kokulu bir dekonjestan olan mentol içerir. Mentol soğutma etkisine sahiptir ve özellikle çay ile birlikte kullanıldığında boğaz ağrısını ve gribi hafifletebilir. Ayrıca yüksek ateş sırasında tüketildiğinde terlemeyi tetikler ve böylece ateşi kırıp iyileşme sürecini hızlandırabilir. 5. Solunum bozukluklarını önler. Nane bitkisinin ana bileşeni olan mentol, sıklıkla astım ve soğuk algınlığı kaynaklı solunum rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılır. Burun, boğaz, bronşlar ve akciğerlerin tıkanıklıklarının giderilmesinde etkilidir. Boğazı, burnu ve diğer solunum kanallarını rahatlatır, yatıştırır ve kronik öksürüğe neden olan tahrişleri giderir. 6. Ağrı gidericidir, mide bulantısına iyi gelir. Nane özünün insanlarda ağrı eşiğini arttırdığı bulunmuştur. Yaprakları, özellikle taze ezilmiş olanlar, mide bulantısı ve baş ağrısına yardımcı olur. Nanenin sentetik aspirin tarzı bir ilaç olarak ağrı giderimi için etkili olduğu bulunmuştur. Güçlü ve ferahlatan aroması bulantı için hızlı ve etkili bir çözüm olabilmektedir. Nane yağı balzam ile birlikte kullanıldığında ve buruna sürüldüğünde baş ağrısını hafifletebilir ve migren tedavisinde kullanılmaktadır. 7. Ağız bakımı yapar, kötü ağız kokusunu giderir. Nane aromalı çiğneme sakızı, nefes darlığını önlemeye ya da kötü nefeslerden kurtulmaya çalışırken ilk akla gelen doğal yöntemlerden biridir. Taze nane yaprakları antibakteriyel özelliktedir ve bu yaprakları çiğnemek nefes almayı rahatlatır. Nane, mikrop öldürücü niteliklere sahip olduğu ve nefesi ferahladığı için, ağız içindeki zararlı bakteriyel veya mikrobik büyümeyi engelleyerek dil ve dişleri temizleyerek ağız sağlığına katkıda bulunur. Nane bitkisi yaprakları dişler ve diş etleri üzerine doğrudan sürülür. Bu nedenle diş macunu, gargara ve diğer diş yeni ürünlerinde kullanılır. 8. Zayıflamaya yardımcıdır. Nane sağlıklı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olabilir. Nane, besinleri emen, yağ tüketen ve kullanılabilir enerjiye dönüştüren sindirim enzimlerine uyarır. Bu nedenle, diyetinize nane ekleyerek tüketilen yağ miktarını arttırabilirsiniz. Nanenin zararları nelerdir? Pek çok faydayı içerisinde barındıran nane, aynı zamanda insan sağlığına bazı yan etkiler bırakabilir. Nane fazla tüketildiğinde ağzı içini, mideyi ve boğazı tahriş edebilir. Bu nedenle aşırı tüketmekten kaçınmanız gerekir. Safa kesesi taşı olan kişiler, nane tüketimi yapmaktan kaçınmalıdır.
Hamilelikte nane çayı tüketimi bebeğe zarar verebilir. Bu nedenle hamilelikte nane çayı tüketilmemelidir. Bebeklerin ve küçük çocukların cildine nane yağını direkt olarak temas ettirmemeniz gerekir. Emziren anneler, nane çayı tüketmemelidir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.